galiba. Kristal Ok. Kristal Ok isabet etme. Çok hızlı eriyor. Baron bitti sayılır. Kiba geldi buraya. Bir Ziggs ultisi atıldı ama Baron'u bitirdi Dark Passage. Musume zinciri kaçıyor. Ve Dark Passage Baron'u aldı. Kayıpsız olarak uzaklaşabilecek bakalım. Geri çıkma kararı geldi herkesten. Luana biraz fazla önde kaldı belki. Luana belki o düşebilir. Aa, diğer tarafta Kiryas yakalanıyor. Luana ultiye bastı ve kule altına getirdi Ferit'i. Ferit kule altında ve altında ineği yok. Ferit düştükten sonra Kiba o da düşebilir. Yan taraftan Umut geldi. İki skor birden, bir de Bard ultisi. Yalnız arkada Black Harry'di. Bolulu'dan gelen hasara. 2'ye 1 bir değişim. Hem Baron hem ekstra bir skor buldu Dark Passage. Şu an kule çok güzel. Altı etmiş durumda rakibini. İki tane ulti karşı destekten. Kiryas önde. Aynen. Kiryas çıkabilecek mi acaba? Buradan sıçrayı kullandı. Sancak kombos ama son hasar yetti tek setten. Şimdi gelen bir ışından var. Starscream mega oldu. Duvara da vurdu rakibini. Black düşüyor. Starscream buraya gelmesi yeterli olmadı ama. Oo. Çünkü Umut hala hayatta. Ve 2'de 2 Luana'ya gitti. Ya rakibin tek bir şansı var. Bu arada Baron yarıcana kadar düştü. Typhoon orada. Baron bitmek üzere. Typhoon yaklaşıyor. Typhoon içeriye atladı ve Typhoon Baron'u çaldı. Misa'nın belki de son umudun elinden aldı. Fafabulus da giriyor buraya. Arka taraftan kullanılan bir ulti vardı Aistan. Ve Nasri Esports Baron üzerine 4 skor. Bir korki paketle geldi yani. Ejder 4000 canlı yan taraftan da dürtüyor. Ryup agresif oynamak istedi burayı. Çok da riskli aslında. Şimdi eksik geçitiyle arka tarafa geçti. Ejder bitti bu arada. Mireo da iyi zaman kazandı. Buradan şimdi çıkma kararı geldi ama sayı eksikliği var Beşiktaş'ın. Bunun farkında olan Busquets rakibinin üzerine ilerliyor. Badia uzaklaştı. Çıkmayı başarmış gibi görünüyor Beşiktaş. Yani tertemiz bir hamle. Çok iyi bulmuyorum. Marco ultisi Badia'yı yakalayacak gibi görünüyor. Badia da var ama buradan da W'ye çıkabilir mi acaba? Sıçra kullandı. Şimdi Osman araya girdi. Osman hala ultisi var, ona güveniyor da. Huni yaklaştı buraya. Buradaki savaşı istiyor Beşiktaş. Sıçra ile uzaklaşan bir ikili var. Ruf Eker'i buradan çıktı. Önde kalan bir Şef. Şef skorunu aldıktan sonra devam etmek istiyor Osman. Şimdi Hun ultiye bastı. Dikkatli olması lazım yalnız, biraz fazla hasar aldı ama Nakyung almak üzere. Nakyung ultiye bastı da yeterli değil. Yan tarafta Nakyung düzeltiyorum. Taeyong 3 kişiden uzaklaşıyor ama Hun bu sefer de Ruf'u yakaladı. 2'de 2 Hun'dan. Toplamda 3 skor buldu Beşiktaş. Osman bu arada Resit'in pozisyonda kalabilirdi ama o da çıkmış gibi görünüyor. Nakyung yarı canı gitti ve burada savaş istiyor şimdi Beşiktaş. Osman atladı içeriye. Nakyung çok az bir canı var. Hun da buraya yetişti. 100 koridora ışından atmıştı ama madem savaş var neden gelmeyeyim diyor o da. Bir skor Kaori'ye, bir tane daha Kaori'ye. Ve artık maçın sonuna doğru geliyoruz. Dakika 26. Kerry ve Şef ayakta kalan son ikili. Bir yavaşlatma geldi Osman'dan. Son dokunuşta Mireu'dan geliyor. Ve Beşiktaş dün kaybetmişti. Çok yakın bir mücadeleden mağlup ayrılmışlardı ama ikinci günde, ilk haftanın ikinci gününde çok rahat bir galibiyete imza atıyorlar. Bu arada olabildiğince iki barikat alındı. Blue da geldi. Blue gelince parti başlayacak. Minyon dalgalara odaklanmaları gerekiyor. Şimdi ilk hamle Skinzen Sıkşıra ile beraber geldik. Rayfest çok hızlı düşüyor. MXA'yı da istiyorlar. Shuriken tuttu Blue için. Kusursuz infaz. Kusursuz bir skor. Kusursuz bir kule altı. Sıkça yok. Çamana'da. Sup'ta iki tane ulti bekleme süresinde. Ya bu arada çarp savaşı istemiyor. Savaş istiyor. Sup rakibini çekti buraya ve çok hızlı eridi Lenum. Düşmek üzere neredeyse. Lenum skoru geldi Armut'a. Kullanılan fena bir ulti değil Çamana'dan ama o da erken düşüyor. Korkutulan bir Jack Troll var. Evet, yani ama çok da önemli değil. Sadece desteği eşi alabildi Galacticos karşında. 4 skor geldi ve Baron da garantilendi. Hedef ben miyim Typhoon? Dedi burada Jack Troll. Yani hedef ben miyim Typhoon? Ben mi deneme taktası mıyım? Bence gayet iyiydi yani. İyi hazırlandık. Her şeyi cevabımız vardı. Bir tek Varus Ashe, hani sırf lane'de 3 kere Hail of Playtale'ı vurmak için almasın insanlar. Onu kullanmayı öğrensinler. Shots fired diyelim o zaman. Ateş açıldı. Solo queue'ya gelmedik biz, kompetitif oynuyoruz gibi.